Arkadaşlar bugün Roblox'ta şimdiye kadar oynadığımız ama artık oynamayı bıraktığımız unutulmuş eski oyunları size göstermeye çalışacağım. Bazıları çok değişti, bazıları kapandı, bazıları hala duruyor. İlk oyunumuz Natural Disaster Survivor. 2008'de başlamış bir oyun. Hadi gelin hemen başlayalım. Evet, ilk oyunumuz Natural Disaster Survivor. Arkadaşlar eski oyunlar arasında en favorilerimden biriydi. Seneler önce oynamıştım oyunu. İki tane bina var ve gördüğünüz üzere şu an deprem falan oluyor. Allah, bina aşağı atıyordu. Galiba deprem oluyor şu an oyunda. Ve oyuna gireceğiz. Hayatta kalmaya çalışacağız. Başımıza felaketler geliyor. Roblox şirketleri yıkılıyor abi. Binalar suya düşecek. Binanın içinde birisi varsa yok olacak. Ve yeni bölüm. Arkadaşlar iki tane binanın olduğu bölüm geldi yeni. Az önceki gelen bölümün aynısı. Binaların en tepesine çıkacağım. Çünkü tsunami gelme ihtimali var. Tsunami gelirse ölebiliriz. Bu oyunu pandemide ne kadar çok çekiyorduk ya. Oo, bu arada binanın aşağısı falan da var. Çocuk aşağı indi, ben yukarı çıkıyorum. Hortum geliyor galiba. Fırtınalı hortum geliyor. Sesi geliyor çünkü. Oh, bulutların tepesine çıktım. Bana bakın arkadaşlar. Disaster warning diyor. Flash flood. Oo, su yükselecek. Çok doğru bir yere çıktım. Yerden yukarı doğru su yükseliyor. Sakın birbirimize aşağı itmeyelim. Bak, bu oyunda bir de böyle bir şey var. Çocuk aşağı düştü, öldü. Çocuk aşağı düştü. Bu oyunda böyle bir şey vardı. Birbirini itme vardı. Umarım böyle bir şey yapmazlar. Su yükseliyor arkadaşlar şu anda. Ve yukarı çıkmak da en doğru kararı verdik. Aşağı düşmeyelim. Bakın suyun seviyesi nereye kadar geliyor. Herkes yukarı çıkmaya çalışıyor. Yukarıda da bulut var. Allah! Kule yıkılıyor. Olamaz ya. Olamaz böyle bir şey. Bu ne? Oğlum herkes öldü. Ya çok iyi. Oo arkadaşlar. O iki kişi kazanmış sadece. Vay be. Disaster Survivor hala efsane. Hala çok eğlenceli ve hala zor arkadaşlar. Bu oyunu gerçekten seviyorum. Şimdi ikinci unutulmuş en eski oyunlardan biri olan Adopt Me'ye geçelim. Ve play diyorum. Arkadaşlar bu oyunda benim bayağı bir evim falan vardı ya. Havuzum ve asansörüm falan vardı. Bir dışarı çıkalım, meydanına bakalım. Yılların oyunuydu. Bu oyun çok popülerdi zamanında. Bayağı Brookhaven falan yoktu yani. Adopt Me vardı harbi diyorum. Ama sonrasında ne olduysa biraz popülerliği düştü. Bu arada Cadılar Bayramı güncellemesi yapılmış. Sonbahar güncellemesi. Kış güncellemesi daha gelmemiş galiba. Gelince çok güzel oluyor. Buz pisti falan oluyordu hatırlarsanız. Oyunun meydanına gidiyorum. Bakalım meydanda neler var. Oyunun meydanına geldik. Ben kendi çantamdan arabalarıma falan bakayım. Oo, arabalarım falan duruyor mu? Bir tane şu arabam kalmış. Diğer arabalarımı hep takipçilerime vermiştim. Hey, çok tatlı. Ve oyunun meydanı. Ya burada ne kadar çok vakit geçiriyorduk ve burada arkadaşlar yeni güncellemeler geldikçe size göstermeye çalışıyorduk. Bir sürü güncelleme falan geliyordu. Buradaki abiden Santa, bakın Santa Noel babayla burada duruyor. Bu Noel baba hiç kalkmamış ve limited time arılı bir araba gelmiş. Oo, bu araba nereden çıkıyor? Legendary diyor. Oo, bu kutudan bu araba çıkıyor demek ki arkadaşlar. Küçük olanı alıyorum. Bakalım küçük olandan şu arılı şey çıkarsa var ya. Çok iyi olabilir. Bu arada arılı mı? Arıya benziyor. Ya çok güzel bir şeymiş bu. Yeni gelmiş galiba. Hemen bakalım ne çıkıyor geçti. Olamaz. En dandik şey çıktı. Ne işe yarıyor bu? Magic Scroll Toy diyor. Ne bu böyle? Pedimi aldı. Olamaz, pedime oyun veriyorum. Şimdi unutulmuş bir oyuna daha gideceğiz. Eskilerin oyunlarını oynuyoruz bugün. O da Jailbreak. Roblox'ta ilk neredeyse hırsız polis oyunuydu bu arkadaşlar. Prisoner olarak başlayacağız. Prisoner deyip play diyorum. Hapishaneden kaçış oyunuydu. Sonra Mad City geldi. Hatta Mad City ile ikisi bir numaraydı neredeyse. İkisi de harika oyunlardı. Ve şimdi tekrardan hapishanedeyiz. Ve bu oyun yılların oyunu be. Ay be arkadaşlar, nasıl geçiyor o vakit ve nasıl geçiyor o zaman. Kaçalım hapishaneden. Şuradan aşağıya doğru ineceğim. Oh, kanalizasyonun içine düştüm. Oo, bayağı değiştirip geliştirmişler bu arada kaçış yerlerini falan. Arkadaşlar bakın. Burada bizi kaçarken polis falan yakalıyordu. Çok komik oluyordu. Ama bu bayağı değişmiş. Aha, kayıyor. Çok güzel. Bir dakika. Aha, beni sürüklemeye başladı. Bir sürü oyuncular var şu an. Oyunu onları gösteriyor. Burada ölebilirsin, dikkat et diyor. Oha. Obi yapıyoruz burada. Aynen. İleriden yukarı doğru çıkacağım. Wise. Oyun kendini geliştirmiş bu arada. Aynı kalmamış arkadaşlar. Şu merdivenden yukarı çıkalım bakalım nereye çıkıyoruz. Karakolun içinden, polis karakolundan nereye çıktık bakalım. Polis müdürünün olduğu yere gidiyormuş. Oo, dışarı çıkmayı başardık. You escape, kaçtın sen diyor. Arabaya biniyoruz ve gidiyoruz. Vay be. Oyun hala aynı ya. Oyun hala aynı ve popüler. C'den arabanın içine geçme gelmiş. Vay, güzel olmuş. Vay, çok iyi. Şehrin içine doğru gidiyorum. Burada soygun yaptığımız yerler vardı. Soyduğumuz yerler. Hepsi duruyor. Burası başka bir polis karakoluydu arkadaşlar. Polis karakoluna girelim mi? Tabii ki kartımız olmadığı için buraya giremiyoruz. Jailbreak de bunlardan biriydi. Unutulmuş Roblox oyunlarından. Ve bence Jailbreak de hala çok popüler ve oynanıyor. Ama unutulmuş bir oyun arkadaşlar. Harita aktif ama baya güzel.
Şimdi sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Bu sizin çok ama çok sevdiğiniz meşhur Pacifico. Pacifico gerçekten efsane bir oyundu. Ve Pacifico 2'deyiz. Bir arabalı gerçek hayat oyunuydu bu. GTA gibi bir şeydi arkadaşlar. Uzun zamandır oyuna girmiyorum. Oo, oyun bayağı değişmiş. NPC'ler falan gelmiş. Bakın bunların hepsi NPC. Normal oyunda konuşuyorlarmış gibi. Öz server'da Türkler. Türk takipçilerim var benim. Gerçekten Türk takipçilerim var. Abi server ne kadar dolu. Pardon ya, bu oyun unutulmuş diyorum ama unutulmamış gibi. Burada bir adam var, çocuk var arabanın önünde. Vay, hep herkes arabaya bakıyor. Peki benim hangi arabalarım vardı? Burada bir sürü arabam vardı ya, geçtir. Vay, arabalarımın hepsi duruyor. O Ferrari'm duruyor. Ferrari'mi çıkaralım. Vay, Ferrari'm duruyor. Vay be. Oyunun haritası genel olarak aynı ve yeni şeyler eklenmiş mi diye bakmak istiyorum. Bu gerçekten... Oh, adamı sıyırdık. Arkadaşlar öldüm. Bu gerçekten harika bir araba oyunuydu ya. Abi şu oyun çok güzel. Arabayı taklaya getirdim. Heh, şeker sepeti gelmiş bakın. İçinden şeker alıyorum. Çok iyi. İleride bir Luna Park vardı, ona bakalım. Şurada. Oo, arabanın frenleri çok iyi. Oo, burada böyle arabalar falan koymuşlar. Arkadaşlar şimdi Luna Park'a gidelim, bakın Luna Park bayağı aktif görünüyor. Oo, telefon gelmiş. Ha, telefonla böyle bakabilip oynayabilirim. Çok iyi. Aa, bunlar alma gelmiş. Patlamış bir sıra aldı ya. Aa, aldım. Vay, bu çok iyiymiş. Bakalım Luna Park'taki şeyler kullanılıyor mu? Buna biniliyordu, yukarı doğru çıkıyordu. Asansör, asansöre binelim. Şurada arkadaşlar bakın biniliyor mu? Şehirde arabayla gezdiğimiz, maceralar yaşadığımız, alışverişe gittiğimiz, gerçek hayat gibi takıldığımız bir oyunda oturdum bu arada. Takipçim de gelmeye çalışıyor. Bakalım gelebilecek mi? Başlatın ama abi. Abi başlat abi. Aha, başlıyor arkadaşlar. Çocuk binemedi. Aa, tepkiler falan da çok iyiymiş ya. Pacifico gerçekten hala efsane. Bakın arkadaki yatta parti oluyordu. O yeni gameplay de gelmişti. 3 sene önce falan. Onu da göstermiştik. Şimdi aşağıya da oynayacağız herhalde. Korkuyorum şu an. 1 2 3 Oha, çok iyi. En yukarı geldik arkadaşlar. Patlamış mısırımı yiyorum şu anda. Çok keyfim yerinde. Şöyle şehre bakalım isterseniz. Bakın gene dronlar var. Google şirketinin dronlarıydı onlar. Alışveriş yerleri falan gönderiyor. Yüksekliğe bakın ya. Gerçek gibi aynı. Oha, çok iyi. Ve Pacifico benim efsanevi en eski oyunlarımdan birisiydi arkadaşlar. Şimdi sıradaki oyuna geçiyoruz. Sıradaki oyunsa hangi oyundu? Tower of Hell oyunuydu. Efsanevi yukarı tırmanma oyunu arkadaşlar. Yaklaşık 14K insan oynuyor Tower of Hell'i. 2018'de çıkmıştı. İlk çıktığında popülerdi, bir numaraydı hatta. Sonrasında unutuldu arkadaşlar. Maalesef ki kurban gitti unutulmaya. Bakalım Tower of Hell ne kadar aktif ve ne kadar canlı. Oyunda bayağı da bir insan varmış. Müziği kapatıyorum hemen ilk olarak. Yine tırmanmaya çalışacağız. 2 dakikası kalmış oyunun. Şu oyun var ya, ne kadar zordu ya. Hepimiz aynı anda tırmanmaya çalışıyorduk. Ups. Ups. Oh, hala zor. Allah, geldim. Ama bitecek şimdi, yenisi başlayacak. Ups, düşüyordum var ya az kaz. Şöyle 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 şöyle. Geldim. Oh, iyi geldim he. Neyse, çok fazla paslanmamışız herhalde arkadaşlar. Ve nereye geldim? Mavi katmana geldim. Buradan nasıl çıkıyorduk? Olamaz buradan. Şöyle. Çıktım. 40 saniye. Oo, lazer geliyormuş. Oho. Ha, karşıya atlayacağım. Okey. Buradan da aynısını yapacağım. Allah Allah, düştüm. 10 saniye kaldı, bitiyor. Bakalım yenisi başladığında da yine yukarı çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Oyun hala çok eğlenceli. Oyun hala çok eğlenceli. Bakın en önde şimdi ben olmaya çalışayım. Hadi bakayım. Yeşil renkli bir parkur var. Kızın şeyinden hiç göremiyorum, ışıklarından. Şu oyunu şöyle gidip en önde bitirmeye çalışıyorduk ya. Youtuberlar arasında falan böyle kapışmalar falan oluyordu. Kız düştü. Şu an ikinciyim. Oo, hayır. Düştüm arkadaşlar ya. Oy, hala çok eğlenceli ya. Hala çok eğlenceli arkadaşlar. Hala mükemmel. Şimdilik bunu da burada bitiriyorum. Sıradaki oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz
Meep City. Şimdi Meep City'ye bakalım. Meep City 3.1K oynuyor. Bence en unutulanlardan biri bu arkadaşlar. 2016'da çıkmış ve yaklaşık 15 milyar ziyaret var ya. 15 milyar ziyaret, yani oyun o kadar popüler ki. Ama şu an 3000 kişi, 3500 kişi falan oynuyor. O derece bitmiş ve ölmüş durumda. Şimdi Meep City'ye bakalım. Bu arada eski oyunlar serisini beğenirseniz bunu devamlı da yapmaya çalışırım arkadaşlar. Devamlı getirmeye çalışırım. Meep City'nin burası başlangıç alanıydı. Evler falan yapıyorduk böyle. Oyunun müziğini kapatalım. Oyunun müziği var. Oyunun müziği kapanmıyordu. Bu oyunu hatırladım. Ve buradan mahallelere gidiliyordu arkadaşlar. Mahallelerde de bir small grass'e gidelim. Benim kendi evim falan vardı. Bakalım evim ne halde. Yine Adopt Me'nin birebir benzeriydi arkadaşlar. Herkesin kendine ait bir evi vardı. Benim de evim burası. Evimin içine girelim bakalım en son ne yaptık. Ana ben en son böyle bırakmıştım, doğru. Yere böyle şey sermiştim. Televizyonum hala açık. Ninecat sınırsız bir şekilde hala oynuyor. Ben bu oyuna girmedi 4 sene olmuştu. 4 sene boyunca Ninecat sen burada böyle oynadın mı ya? Neyse kapatmayalım. Oynasın öyle arkadaşlar. Burada bir koridor yapmıştım kendime. Odalar yapmıştık. Hatta Panda ile birlikte pet odası falan yapmıştık. Böyle oyun odası falan. Şurada da mutfak falan yapmışım kendime. Mutfak falan yapmışım. Ya çok güzel bir oyundu. Bu da unutulan efsanevi oyunlarından biriydi arkadaşlar. Bu da son gösterdiğim oyundu bu arada. Belki biraz kısa bir video olmuş olabilir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz içerikleri görmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Unutulmuş oyunlar 2 de yapabiliriz. Hepsine tek tek bakabiliriz. Bence hepsi çok güzeldi ve eğlenceli oyunlardı. Kaderleri böyle olmaması gerekiyordu. Ama hala oynanıyor zaten. Bazıları kapanmış falan değil. Sadece oynanma şeyleri düşmüş durumda. Oyuncu sayıları, yani oyuncu playing sayıları düşmüş durumda. Hitleri. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Burada bitiyor arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.